Karakolda görüştüğünüz kadın, Padişah Efendimizin canına kastetti. Şaşkınlığımı bağışlayın. Ancak şunu sormaktan kendimi alamıyorum. Kadı Efendi nasıl oluyor? Nasıl? Padişah Hazretleri bu dünyada en iyi korunan birkaç insandan biridir. Hal böyleyken ona bir nefes kadar yaklaşabilmek. Ölümü göze alarak zat-ı şahanelerine saldırma cüretini göstermek nasıl oluyor? Bu kadın Emine Hatun. Onu nereden tanıyorsunuz? Tanımak. Tanıdığımı nereden çıkardınız? O kadını ilk ve son kez karakolda gördüm. Kadı Efendi. Umarım bu kadınla bir münasebetim olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Eğer böyle bir zanına sahipseniz, padişahımıza yapılan suikaste benim de parmağım olduğundan şüpheleniyorsunuz demektir. Boris Efendi, sizin hakkınızda şüphelerim olduğu doğrudur. Lakin Padişah Efendimizin canına kastetmek, bu şüphelendiğim meselelerden biri değil. En azından bu kadarını duyduğuma sevindim. Umarım şunu da gözden kaçırmıyorsunuzdur. Bu kadın, Emine Hatun, değil mi? Bilhassa burada, sizin huzurunuzda benimle birlikte görünmek istedi. Emredersiniz, Boris Efendi. Benimle birlikte görünmek istemenin amacı ilişkimizi deşifre etmek. Ama neden? Birden peyda oldu. Alakasız sorular sordu. Misalen? İsmin. Sonra banka mevzu. Bankayı kurduğum için tebrik etti mesela. Allah Allah. Bakın, biz bu bankayı kurduk. Ama bunun için sadece maddi gücünüz yeterli değildir. Cesaretinizin de olması gereklidir. Ecnebi devletler bu bankanın kurulmaması için ellerinden geleni yaptılar. Belki siz farkında değilsinizdir ama ben tüm bunları elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Yani düşmanlarımız çok. Padişahla birlikte beni de bitirmeye çalıştılar. Yani Kadı Efendi, ben bu büyük oyunun kurbanlarından sadece biriyim. Boris Efendi, gün gelip de bu sözü sarf edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Lakin söylediklerinizin hakikat olduğuna inanıyorum. Kadı Efendi, Osmanlı'nın düşmanlarına karşı birlikte savaşabilmeliyiz. Aksi halde ezilir gideriz. Thank you.